Crimsworth malikanesine ilk girişime tanıklık eden o sisli akşamı güzel bir Ekim sabahı izledi. Erken kalkmıştım ve evi çevreleyen geniş, parka benzeyen çayırda yürüyordum. X şair tepelerinin üzerinde yükselen güz güneşi, güzel bir araziyi gözler önüne seriyordu. Sararmış, sakin korular, ekinin yeni hasat edildiği tarlalardan farklıydı. Ağaçların arasından akıp giden bir nehir, yüzeyinde ekim güneşinin ve göğünün biraz soğuk ışıltısını yakalıyordu. Nehrin iki yakası boyunca sık aralıklarla narin kulelere benzeyen yüksek, silindir biçimli bacalar ağaçların yarı yarıya sakladığı fabrikaları işaret ediyordu. Crimsford malikanesine benzeyen büyük evler yamaçta uygun yerlere yayılmıştı. Arazi genel olarak insana mutluluk veren, canlı, bereketli bir görünümdeydi. Buhar gücü, sanayi, makineler uzun zamandır buradan her türlü romantizmi ve kuytuluğu uzaklaştırmıştı. Beş binlik bir mesafede alçak tepelerin arasında açılan bir vadi derinliğinde büyük X şair kentini barındırıyordu. Bu mevkinin Edward'ın işletmesi oradaydı. Üzerinde yoğun Daimi bir duman asılı kalmıştı. Gözlerimi bu manzaraya dikkatle bakmaya, aklımı bir süre için onun üzerinde düşünmeye zorladım. Manzaranın yüreğime hiç hoş duygu vermediğini, yaşamımın mesleğini uygulayacağı yeri önüne serilmiş olarak gören bir adamın kapılması gereken umutların hiçbirini içimde uyandırmadığını anladığımda kendi kendime William Koşullar karşısında bir isyancısın. Sen bir aptalsın. Ve ne istediğini bilmiyorsun. Ticareti seçtin. İşte tüccar olacaksın dedim. Düşünmeye devam ettim. Bak o çukurdaki isli dumana bak. İş yerinin orası olduğunu da kabul et. Orada düş kuramazsın. Tahminler yürütüp kuramlar geliştiremezsin. Orada it gibi çalışacaksın. Kendimi böyle yönlendirdikten sonra eve döndüm abim kahvaltı edilen odadaydı. Ona soğuk kanlılıkla yaklaştım. Neşeyle yaklaşamazdım. Sırtını ateşe dönmüş, kilimin üzerinde duruyordu. Günaydın demek için ilerlediğimde bakışlarım onunkilerle karşılaşınca gözlerindeki ifadede ne kadar çok şey okudum. Bu mizacıma ne kadar aykırıydı. Kaba bir biçimde günaydın diyerek başını salladı. Sonra da masadaki bir gazeteyi almaktan çok kaparak aşağı konumda birisiyle konuşma sıkıntısından kaçmak için bir bahane bulmuş, efendi edasıyla okumaya başladı. Bir süre dayanmaya karar vermiş olmam iyiydi. Yoksa onun davranış biçimi şu anda bastırmak için çaba harcadığım tiksintiyi dayanılmaz kılacak boyutlara vardırabilirdi. Ona baktım. Sağlıklı bedenini, güçlü kuvvetli yapısını ölçtüm. Şömine raflının üzerindeki aynada kendi yansımamı gördüm. Bu iki görüntüyü karşılaştırarak eğlendim. O kadar yakışıklı olmasam da yüzüm onunkine benziyordu. Hatlarım onunki kadar düzgün değildi. Gözlerim daha koyu renkti ve daha geniş bir alnım vardı. Boy pos olarak büyük ölçüde aşağı kalıyordum. Daha ince, daha zayıftım ve o kadar uzun boylu değildim. Bir hayvan olarak Edward benden kat be kat üstündü. Bedenen olduğu gibi zihnende yücü bir, yüce bir kişi ise benim bir köle olmam kaçınılmazdı. Çünkü kendisinden daha zayıf birine karşı aslana özgü bir cömertlik bekleyemezdim ondan. Soğuk, tamahkar gözleri, acımasız, düşmanca davranış biçimi bana onun merhamet etmeyeceğini söylüyordu. Onunla baş edebilecek zihin gücüne sahip miydim bilmiyordum. Bu konuda hiç sınanmamıştım. Bayan Crimsworth'un odaya girişi bir an için düşüncelerimi dağıttı. Hoş görünüyordu. Beyazlar içindeydi. Yüzü ve giysisi sabahın ve yeni gelinliğin tazeliğiyle parlıyordu. Ona dün geceki neşesinin izin verdiği bir rahatlıkla hitap ettim. Ama o soğuk ve ölçülü bir biçimde cevap verdi. Kocası onu terbiye etmişti. Katibiyle fazla samimi olmayacaktı. Kahvaltı biter bitmez Bay Crimsworth arabayı kapıya getirmekte olduklarını ve beş dakika içinde onunla birlikte x Shire'a gitmek üzere hazırlanmamı beklediğini ima etti. Onu bekletmedim. Kısa bir süre sonra büyük bir hızla yolda ilerliyorduk. Sürdüğü at Bayan Crimsworth'ün önceki gece korkularını ifade ettiği aksi hayvandı. Jack bir iki kez huysuzlanmaya kalktı. Ama efendisinin insafsız elinin indirdiği şiddetli ve kararlı bir kırbaç darbesi onu hemen boyun eğmek zorunda bıraktı. Edward'ın genişleyen burun delikleri de yarışmanın sonucundaki zaferini ifade ediyordu. Bu kısa yolculuk boyunca yalnızca ara sıra atını lanetlemek için ağzını açtı. Benimle hemen hemen hiç konuşmadı. X şaira vardığımızda kent telaş ve koşturma içindeydi. Konutların ve dükkanların, kiliselerin ve kamu binalarının bulunduğu temiz caddelerden geçtik. Bütün bunları geride bırakıp imalathanelerin ve depoların bulunduğu bir bölgeye yöneldik. Orada iki kocaman kapıdan geçerek taş döşenmiş geniş bir avluya girdik. İşte Big Ben Close'daydık ve uzun bacasından kurum kusan demir bağırsaklarının gürültüsüyle kalın tuğla duvarları bir uçtan öbürüne titreyen imalathane önümüzdeydi. İşçiler bir o yana bir bu yana gidiyor bir yük arabasına parçalar yüklüyorlardı. Bay Crimsworth bir sağa bir sola baktı ve bir bakışta olup biten her şeyi kavramış gibi göründü. Arabadan indi. Atını ve arabasını dizginleri elinden almak için acele eden bir adama teslim ederek kendisini büroya giden yolda takip etmemi istedi. Büroya girdik. Crimsworth malikanesinin salonlarından çok farklı bir yerdi. Çıplak, kalas döşenmiş bir zemin, bir kasanın iki tane sağlam ve yüksek masa ile sandalyenin birkaç da koltuğun bulunduğu bir iş yeriydi. Masalardan birinde Mr. Crinsworth içeri girince eski moda kasketini çıkaran ve bir saniye içinde yeniden yazma ya da hesaplama işine, hangisi olduğunu bilmiyorum, gömülen bir kişi oturuyordu. Mr. Crinsworth yağmurluğunu çıkararak ateşin yanına oturdu. Ben şöminenin yakınında ayakta durmaya devam ediyordum. Az sonra şöyle dedi. Staten sen çıkabilirsin. Bu beyefendiyle görüşeceğim bir iş var. Zil sesini duyduğunda geri gel. Masada oturan adam kalktı. Kapıyı arkasından kapayıp dışarı çıktı. Mr. Crimsworth ateşi karıştırdı. Sonra kollarını kavuşturdu ve bir an dudaklarını sıktı. Kaşlarını çatıp düşünerek oturdu. Onu seyretmekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. Yüz hatları ne kadar da düzgündü. Ne kadar da yakışıklı bir adamdı. O halde bu kasılma havası alnındaki bütün yüz çizgilerindeki o haris ve sert görünüş nereden gelmişti? Bana dönerek kapa bir ifadeyle konuşmaya başladı. X şaira tüccarlığı öğrenmeye geldin demek. Evet öyle. Bu konuda kararını verdin mi bunu hemen söyle. Evet. Pekala. Sana yardım etmekle yükümlü değilim. Ama niteliklerin yeterliyse burada boş bir yerim var. Seni denemek için işe alacağım. Ne yapabilirsin? Özel okul eğitiminin şu işe yaramaz saçmalıkları, Yunanca, Latince vesaire dışında bir şeyler biliyor musun? Matematik okudum. Tamam, elbette okumuşsundur. Fransızca ve Almanca okuyup yazabiliyorum. Hmm. Bir dakika düşündü. Sonra yanındaki masanın çekmecesinden bir mektup çıkarıp bana verdi. "Şunu okuyabilir misin?" diye sordu. Almanca bir ticari mektuptu. Mektubu çevirdim. Mr. Crimsworth'ün tatmin olup olmadığını çıkaramadım. Yüz ifadesi değişmedi. Bir duraklamadan sonra, "Yiyecek ve kalacak yer masraflarını karşılamanı sağlayacak yararlı bir şeyler öğrenmiş olman güzel." dedi. Fransızca ve Almanca bildiğin için seni büronun dış yazışmalarını yürütmek üzere ikinci katip olarak alıyorum. İyi bir maaş vereceğim. Yılda 90 sterlin. Şimdi de diye sesini yükselterek konuşmayı sürdürdü. Akrabalığımız ve benzeri saçmalıklar hakkında ilk ve son kez söylemem gerekenlere kulak ver. Bu konuda aptalca hareketlerle karşılaşmamalıyım. Bundan hiç hoşlanmam. Kardeşim olduğun gerekçesiyle hiçbir şeyini mazur görmem. Aptal, ihmalci, sefih, tembel olduğunu ya da büronun çıkarlarına zarar verecek bir hata yaptığını görürsem, tıpkı bir başka katibe yapacağım gibi seni de işten atarım. Yılda 90 sterlin iyi bir ücret. Umarım paranın karşılığını tamamıyla alırım. Müessesemde her şeyin pratik bir temele dayandığını unutma. En çok işime gelen makul alışkanlıklar duygu ve düşüncelerdir. Anlıyor musun? Hemen hemen karşılığını verdim. Galiba ücretimi almak için işimi yapacağım. Senden iyilik beklemeyeceğim ve kazancım dışında herhangi bir yardım için sana bağımlı olmayacağım demek istiyorsun. Bu bana tamamen uygun ve bu koşullarda katibin olmayı kabul ediyorum. Topuklarımın üstüne dönerek pencereye doğru yürüdüm. Bu defa fikrini öğrenmek için suratına başvurmadım. Ne düşündüğünü bilmiyordum. O sırada umurumda da değildi. Birkaç dakikalık bir sessizlikten sonra yeniden konuşmaya başladı. Belki de Crimsworth malikanesinde barınmayı ve işe benimle birlikte arabayla gidip gelmeyi umuyorsun. Ancak böyle bir düzenlemenin benim için hiç de uygun olmadığını anlamanı istiyorum. Arabamdaki koltuğu iş nedeniyle bir iki geceliğine malikaneye götürmek isteyebileceğim herhangi bir beyefendi için boş tutmak isterim. X şairde kalacak yer arayacaksın. Pencereden ayrılarak tekrar şömineye doğru yürüdüm. Tabii ki X şairde kalacak yer arayacağım cevabını verdim. Crimsworth malikanesinde kalmak benim işime de gelmez.'' Sesim sakindi. Her zaman sakin bir sesle konuşurum. Ancak Mr. Crimsworth'ün mavi gözleri öfkeyle yanıyordu. İntikamını oldukça garip bir biçimde aldı. Bana dönerek kabaca şöyle dedi: "Galiba oldukça yoksulsun. Haftalığının ödeme zamanı gelmeden nasıl yaşamayı düşünüyorsun?" "Hallederim," dedim. Daha yüksek sesle "Nasıl yaşamayı düşünüyorsun?" diye yineledi. Yapabildiğim kadar, Mr. Crimsworth. Kendine güveniyorsan borca gir, hepsi bu diye cevapladı. Yanılmıyorsam soylulara özgü çok masraflı alışkanlıkların olabilir. Varsa onlardan vazgeç. Burada bu tür şeyleri hoş görmem ve ne sebeple borçlanırsan borçlan, fazladan bir şilin bile vermem. Bunu unutma. Tamam Mr. Crimsworth. Güçlü bir berleyim olduğunu göreceksiniz. Başka bir şey söylemedim. İnsanın Edward gibi bir adam karşısında öfkesinin kabarmasına izin vermesinin aptallık olacağına dair doğal bir sezgi taşıyordum. Kendi kendime fincanımı onun sonu gelmeyen damlalarının altına yerleştireceğim. Orada hareket etmeden ve sürekli olarak kalacak. Dolduğu zaman taşıyacak. Bu arada sabırlı olacağım. İki şey açıkça ortada. Mr. Crimsworth'un bana verdiği işi yapacak yeterlikteyim. Ücretimi özen, dikkat ve titizlikle kazanabilirim. Bu ücrette de yaşamama değer. Ağabeyimin bana karşı kibirli, sert efendi tavrı takınmasına gelince bu onun hatası, benim değil. Onun adaletsizliği, kötü tavrı beni bir anda seçtiğim yoldan döndürecek mi? Hayır.'' En azından yolumdan sapmadan önce mesleğimin nereye yöneldiğini görecek kadar ilerleyeceğim. Henüz yalnızca girişte içeri girmek için ısrar ediyorum. Oldukça dar bir kapı. Varılacak son nokta iyi olmalı dedim. Böyle mantıklı bir düşünceye varmaya çalışırken Mr. Crimsworth zili çaldı. Birinci katibi daha önce görüşmemiz nedeniyle dışarı çıkarılan kişi yeniden içeri girdi. Mr. Staten dedi Mr. Crimsworth. Mr. William'a Vos mektuplarını gösterin. Cevapların İngilizce kopyalarında verin. Onları tercüme edecek. Hem kurnaz hem de ciddi yüzlü 35 yaşlarında bir adam olan Mr. Staten bu emri aceleyle yerine getirdi. Mektupları masanın üzerine yaydı. Az sonra masaya oturmuş İngilizce cevapları Almanca'ya çevirmekle uğraşıyordum geçimimi sağlama yolundaki bu ilk çabaya büyük bir haz duygusu yazarken bir süre durup beni izleyen işverenin varlığının ne olumsuz biçimde etkilediği ne de zayıflattığı bir duygu eşlik ediyordu karakterimi okumaya çalıştığını düşündüm ama sıkı incelemesi karşısında siperliği inik bir mifer giymiş gibi güvende hissediyordum kendimi daha doğrusu ona yüzümü eğitimsiz bir adama Yunanca yazılmış bir mektup gösteren birinin güveniyle gösterdim. Çizgileri görebilir, niteliklerin izini sürebilir ama bunlarla hiçbir sonuca varamazdı. Benim mizacım onun mizacı değildi. İşaretleri de onun için bilmediği bir dilin sözcükleri gibiydi. Çok geçmeden sanki aklı karışmış gibi aniden başını çevirdi ve büroyu terk etti o gün boyunca yalnızca iki kere geri döndü. Her seferinde bir bardak konyak su hazırlayarak içti. Bunun için gerekli malzemeleri şöminenin bir yanındaki dolaptan çıkardı. Çevirilerime şöyle bir göz gezdirdikten sonra hem Fransızca hem de Almanca okuyabiliyordu. Yine sessizce dışarı çıktı. Edward'a ikinci katibi olarak sadakatle, dikkatle, ve gayretle hizmet ettim. Bana verilen işi iyi yapacak yetenek ve kararlılığa sahiptim. Mr. Crimsworth bariz biçimde hata arıyor ama hiç bulamıyordu. Gözde ve baş adamı Timothy Staten'ı beni dikkatle izlemekle görevlendirdi. Tim afallamıştı. Onun kadar hatasız ve ondan hızlıydım. Mr. Crimsworth nasıl yaşadığım, borca girip girmediğim konusunda sorular yöneltiyordu. Hayır, el sahibemle hesaplarım her zaman düzgündü. Kirayı sınırlı bir kaynaktan, Eaton'da biriktirdiğim cep harçlıklarımdan ödemeyi planladığım bir yer tutmuştum. Para yardımı istemek karakterime her zaman bütünüyle aykırı olduğu için daha önceden çeşitli zevklerden kendimi alıkoyarak bir tasarruf alışkanlığı edinmiştim gelecekte acil bir ihtiyaç anında yardım dilenmeye zorlanma tehlikesini ortadan kaldırmak için aylık harçlığımı kaygılı bir dikkatle idareli harcıyordum. O zamanlar birçok kişinin bana pinti dediğini, benim de bu suçlamayı şu avuntuyla, şimdi yanlış anlaşılmak, ileride geri çevrilmekten iyidir, karşıladığımı anımsıyorum. Bugün ödülümü aldım. Daha önce kızgın dayılarımdan ayrılırken biri yolculuk masraflarımın zaten karşılandığını söyleyerek orada bırakma gücünü gösterebildiğim 5 sterlinlik banknotu önüme masanın üzerine attığında da almıştım. Mr. Crimsworth, Timi ev sahibimin ahlak kuralları açısından benden herhangi bir şikayeti olup olmadığını öğrenmekle görevlendirdi.'' ev sahibem benim çok dindar bir adam olduğuma inandığı cevabını verdi ve soru sorma sırası kendisine geldiğinde günün birinde kiliseye girmeye niyetim olup olmadığı konusunda Tim'in kanısını sordu. Çünkü daha önce evini kiraladığı genç papaz adayları olmuştu ve onlar düzenlilik ve sessizlik bakımından kesinlikle benimle boy ölçüşemezdi. Tim dindar bir adamdı. Metodizlere katılmış biriydi. Bu açıkça bilinsin ki aynı zamanda iflah olmaz bir serseri olmasını engellemiyordu. Dindarca davranışlarıma ilişkin anlatılanları duyunca fazlasıyla hayrete düşerek oradan ayrılmıştı. Bunları Mr. Crimsworth'a e aktardığında hiçbir tanıpanıma mekanının müdavimi olmayan ve servet tanrısı dışında hiçbir tanrısı bulunmayan o beyefendi bu bilgiyi mizacımın ılımlılığına yönelik bir saldırı silahına dönüştürdü. İlkin bir dizi üstü kapalı hakarete girişti. Ev sahibemle Mr. Staten'ın yaptığı konuşmayı rastlantı sonucu anlatana dek bunun anlamını çıkaramadım. Anlattıkları beni aydınlattı. Daha sonra büroya hazırlıklı gittim ve bir daha beni hedef aldığında imalathane sahibinin saygısızca alaylarını nüfuz edilemeyen bir kayıtsızlık kalkanıyla karşılamayı başardım çok geçmeden cephanesini bir heykele karşı boşuna harcamaktan usandı. Ama oklarını bir kenara atmadı. Yalnızca kılıfında sakladı. Katipliğim sırasında bir kez Crimsworth Malikanesi'ne davet edildim. Efendinin doğum günü onuruna verilen büyük bir parti dolayısıyla oldu bu. Benzer yıl dönümlerinde her zaman katiplerini davet etmeyi adet edilmişti. Beni de pek görmezden gelememişti. Ama tam anlamıyla geri planda tutulmuştum. Saten ve ipekler içinde, şık giyinmiş, gençlik ve sağlık saçan Mrs. Crimsworth uzaktan bir hareket dışında bana pek ilgi gösterme lütfunda bulunmadı. Mr. Crimsworth kuşkusuz benimle hiç konuşmadı. Uzun ve geniş odanın öte tarafında sıra halinde karşımda duran beyaz tülden ve müslinden gümüş rengi bulutlarla sarılmış bir grup genç hanımdan hiçbiriyle tanıştırılmadım. Aslında oldukça soyutlanmıştım. Ama ışık saçanları uzaktan süzebiliyor ve böyle göz kamaştırıcı bir manzaradan bakınca değişiklik olsun diye halının desenini incelemeye başlıyordum. Mr. Crimsworth dirseğini mermer şömine rafına dayamış, neşeli neşeli konuştuğu çok güzel kızlardan oluşan bir grupla küçük bir halının üzerinde duruyordu. Mr. Crimsworth bu sırada bana bir göz attı. Bıkkın, yalnız, kimsesiz bir özel öğretmen ya da eğitici gibi ezilmiş görünüyordum. Mr. Crimsworth memnun olmuştu. Dans başladı. Sevimli ve zeki bir kızla tanıştırılmak, toplumsal ilişkinin hazını hem tadabildiğimi hem de başkalarına iletebildiğimi, kısacası bir kütle ya da mobilya parçası değil de hareket eden, düşünen, duygu sahibi bir adam olduğumu gösterme özgürlüğüne ve fırsatına sahip olmak hoşuma gidecekti. Gülümsemekte olan pek çok yüz ve zarif beden kayarak yanımdan geçip gitti.'' Ama gülümsemeler başka gözlere bol bol dağıtıldı. Ellerini de benimkilerden başka eller tuttu. Düş kırıklığına uğrayarak başımı çevirdim. Dans edenleri bıraktım ve meşe kaplı yemek odasına gittim. Beni bu evde yaşayan tek bir varlıkla birleştiren hiçbir duygu bağı yoktu. Annemin resmini arayıp buldum. Bir balbumlu fitil yakıp yukarı kaldırdım uzun süre gözümü dikip ciddiyetle resme baktım yüreğim bu imgeye bağlandı annemin yüz hatlarını ve ifadesini alnını gözlerini tenini büyük ölçüde bana miras bıraktığının farkına vardım bencil insanoğlunu hiçbir sıradan güzellik kendisinin yumuşatılmış ve arıtılmış benzerliği kadar hoşnut kılmaz bu nedenle babalar gururlarını okşayacak biçimde rengin yumuşaklığı ve ana çizgilerin inceliği altında benzerliklerin keşfedildiği kızlarının yüz hatlarına kendilerinden duydukları memnuniyetle bakarlar. Bana bu kadar ilginç gelen bu resmin tarafsız bir izleyiciyi nasıl etkileyeceğini merak ederken hemen arkamdan gelen bir ses şu sözleri söyledi. Hmm, o yüzde bir anlam var. Döndüm. Dirseğimin dibinde uzun boylu, büyük olasılıkla benden beş veya altı yaş büyük olsa da genç görünüşü, diğer bakımlardan, sıradanlıktan çok uzak bir adam duruyordu. Gerçi şu anda onu ayrıntılı olarak betimleme niyetinde olmadığım için okur az önce tanımlıyı verdiğim suliyetle yetinmeli. O sırada benim onda gördüklerim bu kadardı. Kaşlarının rengini araştırmadım. Gözlerininkini de. Onun endamını, beden yapısının ana hatlarını gördüm. Müşkül bir görünüm veren burnunu da gördüm. Sayıcı az, nitelik açısından sonuncusu hariç genel olan bu gözlemler yeterli oldu. Çünkü onu tanımamı sağladılar. Eğilip selam vererek, ''İyi akşamlar Mr. Hansen diye mırıldandım. Sonra da tıpkı benim gibi utangaç bir budalaya yarışır biçimde oradan uzaklaşmaya yeltendim. Ama neden? Yalnızca Mr. Hunston bir imalatçı ve imalathane sahibi olduğundan, bense yalnızca bir katiptim ve doğal sezgilerim beni daha yüksek konumdaki birinden uzaklaştırdı.'' Hansene, Mr. Crimsworth'le iş görüşmek için neredeyse haftada bir geldiği Big Ben close'ta sık sık görüyordum. Ama onunla hiç konuşmamıştım. O da benimle. Üstelik Edward tarafından bana yöneltilen hakaretlerin birçok defa sessiz tanığı olduğu için istemeden ona öfke duymaya hakkım olduğunu düşünüyordum. Bana yalnızca yüreksiz bir köle gözüyle bakabileceğinin inancındaydım. Bu nedenle şimdi huzurundan kaçma ve onunla konuşmaktan sakınma girişiminde bulundum.